Herkese merhaba gezegen halkı. Eğer bu videoyu şu anda izliyorsan lütfen daha sonra izlemek üzere kapat. Yoksa biliyorsun uzay başında fırlatırsın. Evet bugün yine erken kalkmakla ilgili bir video ile karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar kiminiz tıp istiyor, kiminiz mühendislik istiyor, kiminiz işte hukuk istiyor, işte işletme isteyen var, psikoloji isteyen var vesaire. Yani hepiniz kendinize göre bir bölüm istiyorsunuz veya işte bir derece istiyorsunuz ve derece belli bir derece yapmak istiyorsunuz hepiniz. Ve bu derece içinde ee, çoğunuz bana şu soruyu soruyor abi ben işte kaçta kalkmam lazım işte kaçta yatıp kaçta kalkmam lazım kaç saat uyumam lazım vesaire vesaire. Şimdi burada en çok sorulan sorulardan bir tanesi Hani benim daha önce de çektiğim videolardan yola çıkılarak sorulmuş sanırım. 5'te hani kalkmalı mıyız işte 5'te kalkmazsam derece yapamam mı 5'te kalkmazsam tıp kazanamam mı gibi sorular geliyor arkadaşlar. Öncelikle bu soruya kısa bir yanıt vereyim. Hayır, 5'te illa 5'te kalkmanız gerekmiyor. Bu tamamen kişiye özel bir şey arkadaşlar. Yani kimisi 5'te kalkıp verimli bir şekilde günü geçirebilir. Kimisi de gece çalışır ve hani e, geç yatıp ona göre bir e, günü verimli bir şekilde geçireceği şekilde planlar. O yüzden hani bu tamamen kişiye bağlı arkadaşlar ama ben birazcık hani erken kalkmakla ilgili benim özelimde derece yaptığım senede uyguladığım taktiklerden ve derece öğrencilerimin uyguladığı taktiklerden bahsetmek istiyorum şimdi bu videoda. Öncelikle arkadaşlar günü erken başladığım zaman ben günü erken başladığım zaman gerçekten gün benim için genişliyordu. Yani bu e, sizde de olmuştur mutlaka. Mesela güne erken başladığınızda ve o erken başlanılan günü e, soru çözerek veya konu çalışarak geçirdiğinizde Sanki böyle çok daha fazla şey yapmış gibi hissediyorsunuz. Yani mesela 7'de başladığınız gün yerine 5'te başlayıp o 2 saat çalıştığınızda sanki 2 saat değil de 4-5 saat ekstra çalışmış gibi geliyordu benim dönemimde bana. Tabii ki bu size her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Bazıları da mesela... Çok erken kalktığında böyle çok fazla uykulu olduğu için tam odaklanamıyor ve o çalıştığı saatler tamamen çöpe giden saatler olmuş gibi de olabiliyor. İşte o yüzden diyorum bu kişiye bağlı bir şey ve hani sizin nasıl günü verimli geçireceğinizle alakalı. Yani sen eğer gerçekten 12'de yatıp 5'te kalkıyordun mesela ben derece yaptığım dönemde öyle olan çok öğrencim var. 12-5 yapan çok öğrencim var. 12'de yatıp 5'te kalktığında gerçekten 5'te kalktığında zinde oluyorsan ve çalıştığın dersten verim alıyorsan bu muazzam bir şey. Çünkü sen sadece 5 saat uyuyorsun ve bu 5 saat uyumadan verim alıyorsun. Yani uykunu almış oluyorsun ki derslerin verimli bir şekilde çalışabiliyorsun. E sonrasında günü sağlam bir şekilde çalışarak geçirdiğin zaman hani günde 7 saat uyuyan birinden hani Formula 1'de vardır ya 2 gün çalıyorsun. Her gün 2 gün diyorum. 2 saat çalıyorsun. 2 saniye çalıyormuş gibi. Hani her turda 2 saniye çalıyormuş gibi düşün. Yani ne kadar büyük bir fark. Yani sen bunu bütün bir yıl yaptığın zaman, her gün iki saat çaldığın zaman, yani kaç gün eder düşün yani kaç bin sonra eder. Hani bu o yüzden çok ciddi önemli olan bir şey ama biz bunu çok fazla önemsemiyoruz. İşte kaçta kalkabilirsek o zaman kalkmaya çalışıyoruz ve bunun için özel stratejiler kesinlikle rehberlikçiler de çok fazla geliştirmiyor. Benim dönemde hocam bana geliştirmişti. İyi ki de geliştirmiş. Ben normalde hani 7-8 saat uyuyan biriydim. Uykuyu severim. Hani ama sınav döneminde bunu önce kademeli bir şekilde düşürdük. Yani bir anda 12-5 yapmadık. Önce 6.5'a ya düşürdük işte 7'ye. Sonra 6.5'a, 6'ya a 5 5,5'a e ve 5'e. Hani 12 ,5 yaptığımda İlk başta zorlandım mı? Evet zorlandım arkadaşlar. Bunu herkes zorlanır. Zaten 12-5 gerçekten ciddi bir şey. Ben bunun sağlıklı bir şey olduğunu söylemiyorum bu arada. Hani bunun bilimsel bir şekilde 12-5 yapın işte o çok yararlı falan filan demiyorum. Sadece bir sene boyunca bunu yaptığımda ölmem diye düşündük. Ve ölmedim de yani belki kalıcı hasarları da olmuştur. Bilemem. Ama hani bir sene boyunca bir fedakarlık yapmam gerekiyordu. Bunu uykumdan fedakarlık yapmam gerekiyordu. Çünkü gerçekten günde 1-2 saat kazanmanın benim için e, sınavda bir fark oluşturacağını düşünüyordum ki oluşturdu da bence öğrencilerimde de oluşturuyor. Ben genellikle baktığım zaman böyle erken kalkıp güne erken başlayıp gerçekten günü verimli bir şekilde geçiren öğrencilerim netlerinin çok daha hızlı bir şekilde arttığını görüyorum. Çünkü adam haftada zaten 14-15 saat daha fazla çalışıyor diğerlerinden. E bu aylık nereden baksan en az 70 80 saat oluyor ve hani 70 80 saat daha fazla çalışan biri neredeyse işte 500 600 en az soru daha fazla çözmüş oluyor. Her 100 soruda hani bir şeyler öğrendiğini düşünsen hani çok daha fazla şey öğrenmiş oluyorsun ve bu da sana ciddi bir artı sağlıyor. Hani sen diyorsun ki hani ben erken kalkamıyorum. Ne kadar işte çabaladıysam çabalayayım olmadı. Hani böyle öğrencilerim de yok değil mi var? Ama bunlar nasıl olayı değerlendiriyor? Burada aslında uyuduğun süre önemli. Yani sen bakacaksın. Sen en az kaç saat uyuyunca verim alabiliyorsun? Ya yani bunu bazısı mesela 8 saat de olabilir. Ya sen gerçekten şu anda mesela 10 saat uyuyorsundur. 8 saat uyuyunca gerçekten verim alabiliyorsundur. O zaman bunu 2 saat böyle arttırabilirsin. Ben sana illa 5 saat uyu demiyorum bak. İlla altı saat uyu demiyorum. Sen en az uyuyabileceğin saati kendin bileceksin. Bunu deneyeceksin. Hani 5 saat uyuyacaksın, altı saat uyuyacaksın. Baktın altı saatte evet verimli bir şekilde çalışabiliyorsun ama 5 saatte hani çok da fazla çalıştığın şeyden verim alamıyorsun. Çöp gibi geliyor sana. Veya işte çok fazla kendini halsiz hissediyorsun. Sağlığını etkiliyor. O zaman 5 saat uyuma zaten. Altı saat uyuyor, 7 saat uyuyor. Ne kadar az uyuyabiliyorsan onu hesapla ve ona göre bir şey yap ve bunu bir anda da düşürme. Yani şu anda 8 saat uyuyorsan bunu bir anda 6'ya düşürme. Kademeli bir şekilde düşür. Önce 7.5'e alış, sonra 7'ye alış, sonra 6.5'e alış, sonra 6'ya alış. Yani bunu ancak bu şekilde yaparsan kalıcı bir hale getirebilirsin. Öbür türlü bir hafta boyunca sabah 5'te uyanırsın. Sonraki hafta sabah 9'da da 10'da uyanmaya başlarsın. Çünkü hani bir hafta, evet, ben de mesela öyle olmuştu. Ben bir anda yapmayı denemiştim. İlk başta direkt 5'te uyanmayı denedim. Bir hafta boyunca kendimi zorladım ve 5'te uyandım. Ama sonra çok büyük patladım ve diğer hafta komple 8'de falan uyandı, uyanmak zorunda kaldım. Çünkü vücudum çok yorulmuştu. Yani bu hani ciddi bir şey arkadaşlar. Sonuçta bir anda sen uykundan kısıyorsun ve alışık olmadığın bir döngüye girmeye çalışıyorsun. O yüzden de bunu alıştıra alıştıra yavaş yavaş yapman lazım ki vücut buna alışsın ve ...hani bir alışkanlık olmaya başlasın. O yüzden bunu bir anda kesinlikle yapmıyoruz. Onun haricinde hani buna alışamazsanız eğer... ...geç yatabilirsiniz. Mesela atıyorum mezunsunuzdur... ...veya işte açık liseye geçmişsinizdir... ...ve kalkamıyorsunuzdur. Ama şöyle yapan öğrencilerim de var mesela... ...4'e kadar çalışıyor adam, gece 4'e kadar... ...sonra yatıyor, onda geri uyanıyor... ...6 saat uyumuş oluyor. Hani ha 12-6 yapmış, ha 4-10 yapmış. Eğer bundan verim alıyorsa... ...hani gece çalıştığı gerçekten verimliyse onun için... Bence bir sıkıntı yok. Sonuçta hani gerçekten olay burada verim ve uyuduğumuz saat. Ha bu arada ben sadece 12:05 mi yapıyordum? Hayır, 12:05'ten haricinde bir de mesela yarım saat veya bir saat neyse 45 dakika okuldan gelince de şöyle bir kestiriyordum. Yani Onunla nasıl yapıyordum? Herkes okuldan gelince direkt derse oturmaz, değil mi? Yani bir mola verme ihtiyacı hisseder. E ben o mola'yı uyuyarak geçiriyordum. Hem dinlenmiş oluyordum hem ekstra uyumuş oluyordum. Hani o yüzden de hani onu mesela orada akıllıca bir şekilde kullanmış oluyorduk. Ya bunlar işte arkadaşlar böyle hani tıp kazandıran, derece yaptıran şeyler bu detaylarda gizli oluyor genellikle. Ve sen eğer bu detaylara gerçekten önemsersen ve hayatını çalışma prensibini, çalışma programını bu detaylar üzerine kurarsan gerçekten diğerlerinin önüne geçmiş olursun. Çünkü hani biliyorsunuz şimdi siz mezunlarla yarışıyorsunuz. Açık liseye geçenlerle yarışıyorsunuz. Okula gidenler olarak söylüyorum. Hani çoğunuzun okula gittiğini varsayarak. Ee, yani şimdi bu insanlar kendileri boyunca yani kendileri evde tek başlarına kaldıkları için gün boyunca çalışabiliyorlar. Yani gün boyunca soru çözüyorlar. Sizden çok daha fazla soru çözebiliyorlar. Soru tipleri görebiliyorlar okula gidenlere göre. E şimdi okula giden biri olarak benim onlara yetişebilmem için soru tipi anlamında, görme anlamında daha az uyumam lazım ki onlarla bir şekilde yarışabilecek hale geleyim. Yoksa öbür türlü tam okul verimli geçiyorsa sıkıntı yok ama mesela okulu verimsiz bir şekilde geçirenler de var aranızda. Hem okul verimsiz geçiyor, hem okula giderken yoldan zaman kaybediyorum. Hem işte dershanedeki belki bazı dersler verimsiz geçiyor vesaire. Hani orada bir sürü zaten zaman kaybediyorum. E buradan iki saat alayım ki ben diğerlerinin önünden. O da benim artımı olsun ve onlara bir şekilde soru tipi anlamında yaklaşmış olayım. Yani ben burada olaya bu şekilde bakıyorum arkadaşlar. Tabii ki e, tekrardan söylüyorum kesinlikle ama kesinlikle ben bunun işte sağlıklı bir şey olduğunu veya herkesin bu şekilde işte 5 saat uyuması gerektiğini veya 5'te kalkması gerektiğini söylemiyorum. Bunu da bir anlaşalım. Çünkü bazılarınız bu şekilde yorumlamışlar söylediklerimi ama öyle bir şey yok. Ben her zaman, her durumda, her şey için, her söylediğim şey için bunların öncelikle kişiye özel şeyler olduklarını. Çünkü hani her şey aslında kişiye özeldir. Yani bir insanın TYT matematiği halletmesi bile aslında o insanın nasıl bir karaktere, nasıl bir zeka seviyesine, nasıl bir kapasiteye bunlar önce nasıl çalıştığına, nasıl bir çalışma temposu içerisinde olduğuna falan bağlı oluyor. Ve o yüzden de birçok şey kişiye özel olmuş oluyor. Ama ben işte sizin kendinizi çok iyi tanıdığınızı düşünerek ben örneklerle sizin için en iyisini kendinizin bulmasını için hani bazı şeyler veriyorum size, öneriler veriyorum. Siz de buna göre değerlendirip ha evet şu bana daha uygun, evet ben 5 saat uyumak yerine işte 6 saat uyunca gün içerisinde daha çok verim alıyorum şeklinde yorumlarla kendinize en uygununu bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü beni izleyen kitle zaten genellikle böyle belli bir hani seviyeye gelmiş kitle olduğu için hani ben bakıyorum zaten şeylerden falan yorumlardan falan da çok gayet aklı başında yorumlar oluyor. Diğer kanallara göre değil. Hani herkes izlemiyor bize O yüzden şanslıyız. İnşallah siz de uyuma şeyinizi kapasitenizi birazcık daha arttırırsınız yani uykusuz kalma kapasitenizi diyeyim ve e, günü verimli bir şekilde geçirirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde biliyorsunuz gün boyunca Twitch'te 24 saat canlı kütüphanemizde ders çalışıyoruz ve koştuğumuz hakkındaki bilgiye de onlinekoşuz.com adresinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bana sormak istediğiniz sorular varsa yorumu mutlaka bekliyorum. Yoruma yazın ki ben de onlarla ilgili video çekerek size cevap vereyim. Videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. İlerleyen videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.